Behbe bir mesaj atmış. İsmail Seyren ne yok? Değil değil geçti o. Benim kızım da şimdi. Ben de sen merhaba dedim. Geldiler onlar. Tamam. Ben bir onları izledim. Evet. Ben de var. Atatürk'ün. Şöyle bir gerçek bir yazı işe gidelim ben de. Merhaba. Merhaba. Bunlar yeni grupta.
Sayın İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve kıymetli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Biz unutkan bir ulusuz. Unutuyoruz olup bitenleri dedin ama biz neyin uğruna öldüğünü hiç unutmadık. Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin, Atatürkçülüğün, cumhuriyetçiliğin, çağdaşlığın sembolü Uğur Mumcu'nun katledilişinin 29. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Burada kültür merkezimizle adını yaşattığımız Uğur Mumcu'yu anma törenimiz için toplanmış bulunuyoruz. Sizleri başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete uğurladığımız tüm aydınlarımız için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlu'yu kürsüye davet ediyorum. Değerli milletvekilim, ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, siz değerli velilerimiz, değerli misafirler. Öncelikle şunu söyleyeyim, doğaçtan bir konuşma yapacağım. Özellikle doğaçtan bir konuşma yapacağım çünkü tam olarak duygularımı anlatmak istiyorum sizlere. Ben Uğur Mumcu'nun katlediş haberini 29 yıl önce, gene bir sömestr tatiliydi ve ben o zaman bir ortaokul öğrencisiydim, daha genç bir çocuktum. O zaman İstanbul'da bir taksi şoföründen öğrendim. O zaman ailemle beraber, taksiyle beraber bir yere gidiyorduk ve en sonunda Uğur Mumcu'yu da öldürdüler dedi. Çok Cumhuriyetçi Atatürkçü de bir taksi şoförüydü. Şansımız öyle bir abi denk gelmişti. O zaman ben açık söyleyeyim çok tanımıyordum. Bir ortaokul öğrencisi yok, çok fazla bilgim yoktu. Daha bir çocukluktan yeni çıkıyoruz. Ondan sonra bu bende çok büyük deriniz bıraktı. Çünkü o sözlerdeki, o tınadaki, o kişinin özlemindeki ya nasıl olur imajındaki duyguyu hissettiğim için bende çok büyük etki etti. Ben ortaokul ve liseyi tamamen yatılı okulda okudum. Yatılı okulda bizim gecelerimiz uzundur, bilenler bilir. Saat 5'le bir gelsin, saat 10'a kadar okulda kalırsın. Ondan sonra da yatmaya götürürler seni. 4-5 saat boyunca etütte olurdum. Ben bunu açıkçası bir fırsata çevirmiştim. Çok ciddi kitap okurdum. Ben Aziz Nesin'in tüm kitaplarını okumuştum mesela. Muzaffer Özgü'yü çok okumuştum. Belki şimdiki mizah duygum onlardan geliyordur. Ama Uğur Mumcu'yu da okudum ondan sonra. Gerçekten de ülke hani benim siyasi hayata bakış açımda çok önemli bir yer edinmiştir. Kimseyi hiçbir zaman şiddet savunmamıştır. Hiçbir zaman kimseye bir zarar olmamıştır. Ben o yüzden Yiğidim Aslan'ın her dinlerinde de Uğur Mumcu aklıma gelir benim. Ve namuslu
çok düzgün bir adamdı. Yani her okuyuşunuzda, her görüşünüzde bunu anlıyordunuz. Yani Cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık, vatansever, milliyetçi, dört dörtlük bir insandı. İyi bir aile babasıydı. Ve bu kadar çabuk gitmesi ne yazık ki ülkemiz için çok kötü oldu. O gün yazdıkları kitapları ben özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Yani o günkü kitaplarını okusunlar. Bugünkü Türkiye'yi anlatan çok fazla şey var. Ben buranın Uğur Mumcu Kültür Merkezi olması tamamen benim fikrimdi. Yani orada biraz antidemokratik davrandım. Ben tüm meclis arkadaşlarımdan özür dilerim. Bir gece tweet oturuyorduk arkadaşlarımızla beraber. Bu projeden bahsediyoruz. Buranın kültür merkezi olmasından bahsediyoruz. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ya dedim, ben Akhisar'da dedim Uğur Mumcu isminin yaşaması lazım. Ama zorlamayla değil, gönülle. Kimseye inadına değil. Gerçekten burada bu insanların keyifle geleceği örnek bir yer olması lazım. Öyle bir sokağa falan değil, bir yapıya, bir onun mantığına uygun insanların yetişeceği bir yere bu isim vermemiz lazım dedim. Sonra vekile aradım, mesaj attım. Sayın vekil dedim, böyle bir şey düşünüyoruz biz, ne dersiniz? O çok hoşuna gitti. Sonra birkaç arkadaşa tanıştık. Kendi meclis üyesi arkadaşlarımız vardı, onlarla konuştuk. Sonra ben bir tweet attım, lan dedim Uğur Mumcu olmasını. Ve ben açık söyleyeyim, o zamanlar Twitter'da çok aktif değildim. Akhisar'da çok hareketli bir sosyal medya değil Twitter. Bir Instagram gibi veya Facebook gibi. O zaman çok fazla da bir takipçim yoktu. Ama bir anda inanılmaz sayılarda bir beğeni alınmaya başladı. Şunu anladım ben o zaman. Yani bazı şeyleri yapmak bazen ters tepki yapıyor. Belki o gün Türkiye'nin çok büyük bir aydın katlettiler ama tam tersi binlerce, milyonlarca, yüz binlerce, milyonlarca insanın gönlüne Uğur Mumcu'yu koydular. Uğur Mumcu gerçekten çok seviliyor bu ülkede. Benim şimdi iki tane ayrı kimliğim var. Ben Akhisar'ın belediye başkanıyım. Akhisar belediye başkanı olarak herkesi kucaklamak zorundayım. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, sosyalisti, hepsinin belediye başkanı. Ama bir de benim kendi kişisel görüşüm var. İşte o kişisel görüşümün tam olarak yansıdığı yerde bu bina. Bu, çünkü burası birçok belediye binası gibi. Bizden önceki belediye zamanında hani kıyaslamak için söylemek zorundayım. Çok bina yapmışlar sağ olsunlar. Ama hepsi boş durumdaydı. İşte birini aile kadın danışma merkezi yaptık. Birini kadın derneklerine verdik. Biz dedik ki betona yatırım yapmayalım. Yaptığınız beton da içi cıvıl cıvıl olsun. İçinde insanlar gelsin. Kültür olsun, sanat olsun, eğitim olsun. İşte bu yüzden de biz Uğur Mumcu isminin böyle binada yaşaması, yaşadığı için çok mutluyuz. Akhisar'ın tam merkezi. Akhisar'ın tam merkezi. Akhisar'da herkesin önden geçtiği yer. İşte Yeni Camisi, Merkez Parkı, burası. Eski belediye binası, herkesin bildiği yer. Eski belediye binası aynı şekilde koyduk ve içinde çocuk, kadın, genç, erkek, binlerce insan, bunu gururla söylüyorum, binin üstünde şu anda burada kurs gören kursiyerimiz var, öğrencimiz var, bunu gururla söylüyorum. Aynı zamanda tam da onun hayalindeki Türkiye'ye yakışır bir kadın kooperatifimiz, kafesi var. Böyle bir mekanda onun isminin yaşaması benim için çok önemliydi. Ben belediye başkanı olarak döndüğüm zaman iktidar partisinin ilçe başkanı demiş ki, ne yaptı da ismini koyalım, benim ismi hiçbir şey koymayın. Ben ismi koyulacak yere koydum zaten. Bundan sonra da çok şey yapacağız ama oraya da inşallah en doğru isimleri koyarız. Ben siyasi, çok siyasi bir belediye başkanlığı olmak istemiyorum. Ben hizmetiyle, insanlar olan hümanist yaklaşımla anılan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Ama benim bir siyasi görüşümü merak ediyorsunuz da bu tabelaya bakabilirsiniz. Aramızdan ayrıldı, çocuklarından ayrıldı. Yani en büyük acısı ailesi, onlara... Yani ben inanın çocuğu benden, kızı 2 yaş büyük. Ben o gün o akşam eve gittiğimde en çok o kıza üzüldüm hatırlıyorum. Yani babasız büyüyen bir kız oldu. Babasız büyüyen bir oğlan oldu. Ben gerçekten onlar için çok üzülmüştüm. Eşine, çocuklarına tekrardan başsağlığı diliyorum. Tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. Büyük bir aydınlık kaybetti. Ama inşallah buralarda, bu tip yerlerde, yani buraya gelen her çocuk, her genç bakacak. Burası Uğur Mumcu, ondan sonra araştıracak. Uğur Mumcu kimdir, ne demiş, ne yazmış. Bu bizim için çok önemli. Bu Türkiye'de birçok Cumhuriyet Halk Partisi belediye bunu yaptı ve çok da doğru yaptı. Uğur Mumcu'yu hiçbir zaman biz unutmayacağız. Söylediklerini hep aklımızda olacak. Bizim için aydın, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, çağdaş, vatansever bir gazeteci olmaya devam edecek. Aradan geçti 29 sene. Bugün belki gazeteciler öldürülmüyor ama çok sayıda gazeteci hapiste. İşte en son vakayı biliyorsunuz. Bir deyim kullandığı için şu anda bir gazetecimiz şu anda hapse atıldı. Yani bu ülkede mafya babaları cumhurbaşkanlarıyla, bakanlarla fotoğraflar çekiliyor, mitingler yapıyor. Herkes gayet mutlu, şiddete başvuranlar, uyuşturucu kaçakçılarında hiçbir sıkıntı yok ama bir gazeteci olduğu zaman başına geleni de görüyoruz. Biz bu adaletsizliğin de inşallah kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. Tabii bu iktidar da çözülmez de, iktidar değiştiği zaman bunu da çözeceğine inanıyoruz. Çünkü bir ülkede ekonomi çok önemli ama eşitlik, adalet, özgürlük duygusu olmazsa da o ekonominin de çok bir anlamı kalmıyor. İnşallah çok daha güzel yıllara, çok daha
gene üzüleceğiz, mutlaka üzüleceğiz ama çok daha böyle pozitif duygular içinde olacağımız anmalarda buluşmak üzere. Uğur Mumcu'yu hep hatırlayacağız, hep anacağız. Akşam da bir konferansımız var, söyleşimiz var, mutlaka bekliyoruz sinema salonumuzda. Çünkü buradaki salonumuz biraz daha ufak, orası onun daha ancak sığarız diye düşünüyorum. Çarşamba günü gene burada bir gündüz vakti olduğu için burada bir toplantımız olacak. Hepsine bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim bu toplantıya, bu anmaya katıldığınız için. Çok sağ olun. Sayın Belediye Başkanımız Nesim Dutlu'ya teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Sayın İlçe Başkanımız Umut Çavuş'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, çok değerli yönetici arkadaşlarım ve kalbi vatan sevdasıyla, Atatürk sevdasıyla atan değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Vurulduk ey halkım, unutma bizi diyordu Anadolu'nun aydın kalemi, korkusuz kalemi Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'yu unutmadık. Aynı zamanda Çetin Emeç'i, Muammer Aksoy'u unutmadık. Bahriye Üçok'u unutmadık. Mete Erdem'i unutmadık. Ahmet Taner Kışlalı'yı unutmadık. Ve daha binlerce demokrasi şehidimizi hiçbirini unutmadık ve unutturmayacağız. Aynı zamanda meslek hayatını Uğur Mumcu suikastine aydınlatmak için adamış olan Ali Gaffar Okkan'ı unutmadık. Hepsini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Ben öncelikle kentimize yakışır bu Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ne, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, kadınlarımızın eğitim gördüğü, yetiştirdiği bu Kültür Sanat Merkezi'ne adını da Uğur Mumcu olması dolayısıyla ayrı bir anlam kazandıran Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlu'ya çok çok teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Kentimize yakışır bir arkadaşlar, bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Bu aydınlarımızı, demokrasi şehitlerimizi katleden zihniyetin yaptıklarını unutmamamız gerekiyor. Güzel günler yakın. Çok yakında bu zihniyetler bunların hesabına hep birlikte soracağız. Asla unutmadık ve unutmayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. İlçe Başkanımız Umut Çavuş'a teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Peki mikrofonu kullanırsanız dışarıdakiler şey, duymuyoruz. O da şey yapıyor ya, buradaki konuşma düzenini bozuyor. Bozuyor. Yani öyle bir sıkıntı süreç. Yankı yapıyor. Ben bu şekilde konuşacağım. Öncelikle saygıdeğer belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları başkanım ve siz değerli Akhisarlılar, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel Sayın Belediye Başkanımız Uğur Mumcu'yla ilgili düşüncelerini, Uğur Mumcu'nun ondaki tarifini izah etti. Doğal bir konuşma yaptı. Ben de Uğur Mumcu Nun haberini, evet sömestr tatiliydi, 29 yıl önce sömestr tatiliydi. Üniversite 1. sınıfta okuyordum ve arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın evinin önünde bekliyordum. Daha sonra birdenbire Ozan, kulakları çınlasın arkadaşım, kapıdan aşağıya doğru, merdivenlerden aşağıya doğru korkunç bir bağırtıyla, bağırarak, ağlayarak aşağı indi. Korktum ben de, telaşa kapıldım. Bir şey başına geldi zannettim. Hayırdır? Ne oldu Ozan? Ne oldu Ozan? Ozan cevap vermedi bana dakikalarca. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. En sonunda öldürmüşler dedi. Kimi? Uğur Mumcu'yu öldürmüşler diye bir. Ve oturduk, sarıldık, beraber ağladık. Benim yaş kuşağımda Uğur Mumcu bizim için çok önemliydi. Eğer biz bugün buradaysak, yani şu anki fikriyatımız, şu anki düşünce yapımızın, hayata bakış açımızın
oluşmasında, karakterimizin oluşmasında, benim gibi milyonlarca insanın karakterinin oluşmasında hayata bakışını değiştiren önemli insanlardan bir tanesiydi. 29 yıl geçmiş ve biz bugün burada onu anıyoruz. 29 yıl geçmiş ölümün üzerinde Akhisar'da onun adına yapılmış bir kültür merkezinde sizlerle beraber, her yaş grubundan insanla beraber onu anıyoruz. Peki Uğur Mumcu'yu bu kadar farklı kılan nedir? Onun yazılarını okuduğunuz zaman, onun kitaplarını okuduğunuz, röportajlarını okuduğunuz zaman Uğur Mumcu'yu bu kadar özel kılanın esasında sorumluluk duygusu olduğunu görüyoruz. Uğur Mumcu çevresinde yaşananlara, ülkesinde yaşananlara ve dünyada yaşanan her şeye karşı kendisini sorumlu atfeden, sorumluluk hisseden bir aydındır. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli, en kıymetli evlatlarından, aydınlarından bir tanesidir. Aydın'ın tarifini de kendisi yapmıştır. Şunu söyler mesela Uğur Mumcu, kitaplarında, yazılarında vardır. Aydın yaşananlara karşı, sosyal olaylara karşı hakemlik yapmaz diyor. Aydın taraftır diyor. Kendine aydın diyen insanlar taraftır diyor. Ve Uğur Mumcu da taraftır. Uğur Mumcu'nun tarafı belliydi. Uğur Mumcu bu memleketin yoksullarının yanındaydı. Onun tarafındaydı. Uğur Mumcu bu memleketin emekçilerinin yanındaydı. Uğur Mumcu hakkı gasp edilen, adaletsizliğe uğrayan güçsüzün yanında her zaman yer almış bir aydınımızdı. Kendi ifadesi gene, gözlerin görüyorsa gör, kulak sağır değilsen duymalısın, ellerin kesik değilse uzanmalısın diyordu. O da her zaman gördü, her zaman duydu ve her zaman konuştu ve ellerini uzattı. Çok da fazla lafı uzatmayayım. Ben aramızdan ayrılışını 29. yıl dönümünde bu memleketin yetiştirdiği önemli evlatlarından bir tanesi, önemli bir Atatürkçü, gerçek Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve demokrasi sevdalısı, bir sosyalist, bir Kemalist, araştırmacı, yazar Uğur Mumcu'yu bir kere daha anıyorum. Bugün 29 yıl geçti, arkasından bu kadar kalabalık toplandıysa Uğur Mumcu ölmemiş demektir. Ve her zaman da anmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Programımız Su Eda Aydın tarafından Sesleniş Şiiri ve ardından geleceğimizin aydınlık yüzleri olan Akhisar Belediyesi Çocuk Koromuzca hazırlanan müzik dinletisiyle devam edecektir. Çok önemli. Çok önemli. Dağ gibi karayağız birer delikanlı gibi. Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık, vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık, kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı, köylüyle birlikte attı.
yaşamamızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şıkırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acınmaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Kanserdik, ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derilerimize. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık, yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. 1,5 yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyet olarak fırlattık attık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğudaki topraksız köylüler, sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler, sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle akpamuk toplayan işçiler, sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Bağımsızlık, Mustafa Kemal'den armağan mı bize? Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim eden ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklara. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler, gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik, sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk, komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha da dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez dinlemediler bizi, bir kez anlamak istemediler. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik, boynumuzu uzattık yağlı kementlere. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı, ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım, unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi. Unutma bizi. Unutma bizi.
gelmişti. Sizleri Uğur Mumcu sergimizi gezmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şahsen 23 Nisan'ı heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Fazla heyecan da yapmayın. Çok güzel gidiyorsunuz maşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam? Görüşürüz. Güzel güzel çektiniz abi. Teşekkür ederim. İyi gidiyor hocam. Abi çekemedim. Dışarıdaydım bu sefer. Başkanım neyse. Eylülcüm. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz. Yine sergi gezelim. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gayet güzeldi ki ses tonu. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Bu hafta için çalışmayacağız. Tamam.